pislenmez. Ben bunu takarken hiçbir şey olmadı da şu tüylü şeye. Allah! Bak dedim sana, yanmıştır. Üşüdün mü? Yok, seviyoruz seviyoruz, bir şey yapmıyoruz. Boztepe'ye kadar gelmişiz. Ne içmeden dönmek olmaz efendim? Ordu'nun meşhur tarihi Amerikanosu. Allah da senin parayla oynadık ha. Şimdi diyor. Kol mu kaldı oğlum? 30 santim oldu kollar. Hala sintomi demen ya. Tabii ki. İstediğin kadar sorabilirsin. Kimse soru sormuyor. Rahat ol. Niye böyle romantik sorular soruyorsunuz? Bak ben ne dedim size? Açılacaksınız sonlarına doğru. Ama Barış hocanız gitmiş olacak. O zaman ne yapacaksınız? Bozuluyor musunuz ben böyle söylüyorum diye? Bir şey demiyoruz ama marka hayret etmiyorum. Bir şey diyoruz. Aramızda eğleniyoruz, konuşuyoruz ya. Polis mi geldi? Ölüşü bu çok. Evet, Ordu üyedeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Elinize... Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Evet, yeni bir vlog videosundan daha herkese merhaba. Neredeyiz? Karadeniz'in incisi Ordu'dayız. Biliyorsunuz Karadeniz'deki bütün şehirler Karadeniz'in incisidir efendim. En azından onların sakinlerine göre öyle. Ordu'ya da geldiğimde bana böyle dediler. Ordu'nun Ünye ilçesine geldik aslında. Davetli olduğumuz yerde Ordu'da Ünye. Ama tamamen bütün Ordu'yu da gezmek istiyoruz. Benim çok değer verdiğim, çok yakın arkadaşlarım da Ordu'da yaşayan insanlar olarak. Onlar burada bana mihmandarlık yapacak. Yani ne yapacak efendim? Ordu'nun rehberliğini yapacak. Ordu'nun güzelliklerini tanıtacaklar. Bugün hava muhalefeti açısından biraz şanssızız. Şu anda yağmur yağıyor, inanılmaz bir rüzgar var. Dalgaların sesinden, rüzgarın sesinden birbirimizi duymakta zorlanıyoruz, güçlük çekiyoruz ama yine de keyifli bir gün olacağına inanıyorum. Çünkü Ordu yıllardır gelmek istediğim, çok da merak ettiğim bir şehirdi. Böyle içinden geçmişimiz çok vardır ama böyle oturup uzun uzadıya sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz, yemek yediğimiz, gezip gördüğümüz bir zaman dilimi hiçbir zaman olmadı. Bugün inşallah onlardan birine siz de benimle birlikte tanık olacaksınız. Dediğimiz gibi işte bakın şu anda Karadeniz ayaklarımızın altında. Martılar var, gerçek martıları. Hocam ayakkabıların pislendi. Pislenmez. Ben bunu takarken hiçbir şey olmadı da şu tüylü şeyi. Allah! Martılar! Gel bakayım. Gel. Gel oğlum. İnanılmaz ya. Çok güzel. Karadeniz gerçekten çok güzel bir coğrafya. Ben kendim de Karadenizli olduğum için belki çok objektif davranamıyorum ama gerçekten Türkiye'de çok böyle şahsına has, şahsına münasır bir tabiatı olan bir yer. O yüzden çok seviyorum. İnsanı desen ayrı güzel zaten. Apayrıdır Karadeniz insanı. İnşallah bugün de sizlere onları olabildiğince göstermeye, görselleştirmeye çalışıyoruz. Evet efendim, başlayalım. Hadi çok üşüdük, arabaya girelim. Nereye gidiyorduk doktor? Teleferiye mi? Oradan da Boztepe'ye. Evet, doktor bugün bize mihmandarlık yapacak. Önce teleferiye, Ordu teleferiğinden böyle bir Ordu manzarasını sizlere izletmek istiyorum. Oradan da Boztepe'ye gideceğiz. Boztepe meşhur bir yer değil mi? Hocam meşhur benim yer. Karnım aç. Yemek de mi yememiz lazım? Evet. Bakalım saatlerimize. Yemek için biraz daha var. İlk önce biraz daha enerji harcayalım. Oralarda biraz kalori sarfiyatı daha iyi acıkalım. Yediğimiz yemekten daha büyük verimler ve faydalar alalım efendim. Haydi bakalım, gidiyoruz. Soğuk, çok soğuk. Değil mi? Feci soğuk. Abi bu teleferik kapalıdır inşallah her tarafı, dört bir yanı. Ha? Teleferik kapalı mı, açık tabii, mı? Tabii lan, kapalı. Ha, yani içeride donmayız. Evet. Tırsma ihtimali var mı? Benim mi? İmkanı yok. Yok, yükseklik korkusu falan. Hiç. Sıfır. Sadece saçımın bozuk olabilme korkusu çok yüksek. Nasıl evet, saçım? Evet, bozuk. Onu hemen düzeltelim abi. İşte bu sıkıntı. Şey, adamı evet. Sen adamı gördün mü? Girişte fotoğraf çektirip böyle giriyorsunuz dedi. Evet, gördüm. Ben de sanki bir zorunlulukmuş zannettim. Öyle bir emir evet, var ki yaptı öyle ki. Bir, öyle bir havada söyledi. Şöyle söyledi. Fotoğraf çektirip, önce fotoğraf çektiriyor sonra giriyoruz. Böyle bir şey var mı lan? Meğersem şeymiş. Tercihe bağlıymış. Ücretli bir şey değil mi? Yukarıda herhalde onu hazırlıyorlar, veriyorlar işte. Allah Allah. Güzel i̇stiyorsan sistem. Alıyorsun, istemiyorsan almıyorsun. Buradan manzaraya mı bakacağız? Manzaraya bakacağız. Keyfine bakacağız. Keyfi mi? Manzaraya. Şu şey noktalarından geçerken birazcık tedirgin edici bir havası var. Niye? Yani sallanıyor.
Allah! Bak dedim sana, uyarmıştım. Teleferik tam şey değil mi lan? Son duraklık bir sahne. Ama dünyada teleferik kazası bildiğim kadarıyla neredeyse yok. Yani bütün dünyadaki teleferik şirketleriyle evet, böyle bir araştırma... Bir şeymiş, evet. Yani ben böyle çok, çünkü sanki böyle kaza yapmaya çok müsait bir şey var. Böyle bir kopsa düştü, hepsi düşecek falan gibi ama... Final destination işte, her an her şey olabilir. Şeylerin üzerinde de orduya ait, işte ordudaki ilçeler, yayların, yılların isimleri falan var hepsinde. Mesela burası Mesudiye. Ha, ordu Mesudiye şey değil mi ya? Meşhur Şener Şen'in filmindeki Mesudiye'li, hani piyangodan para çıkıyor Şener Şen'e. Çambaşı var. Çambaşı. Bak bildiklerim işte Mesudiye, Çambaşı. Ordu Perşembe. Başka? Ordu Ünye, Ordu Fatsa. Aa çok güzel ha. Kuş bakışı bakma. Ne? Gülyalı geçti. Ordunun dereleri. Boztepe'nin dipleri bile... Baksana şu ev ne güzel. Tek başına kurmuş oraya. Olabildiğince kaçmış. Kaçabildiği kadar kaçmış kalabalıktan. Türk bayrağını da çizmiş hocam. Evet, çok güzel, ölçülü ve orantılı bir Türk bayrağı farkındaysan. Türk bayrağı olduğunu algılamamız 6 saniyemizi aldı. Atlıyorum. Lan durmuyor, atlıyorum. Yönüne tersine miydi yoksa şu, yönü doğrultusunda mı? Yönü doğrultusunda. Lan! Oh be! Üşüdün mü? Lan köpeğin yavrusu olmasın. Yok seviyoruz, seviyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Ha? Doktor köpekte bir tehlike sezdi. Lan benim köpek korkum var. Gel. Gel sen de gel. Ha? Ha? Ha seni de sevelim gel. Gel. Aferin, 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 aferin. Seni de sevecek, tamam. Tombik bu. Bu iyi beslenmiş. Evet, bir mola verdik. Boztepe'deyiz şu anda. Tüm ordu manzarası ayaklarımızın altında. Çok güzel, çok keyifli. Şimdi buraya kadar gelmişiz, orduya kadar gelmişiz, Boztepe'ye kadar gelmişiz. Ne içmeden dönmek olmaz efendim? Ordunun meşhur tarihi, Amerikanosu. Ordunun meşhur tarihi. Dur bakalım nasılmış Amerika. Çok güzel. Çok, yok böyle bir şey. Çok. Lokumundan alabilir miyim? Tabii tabii. Bana lokum koymamışlar. Sen Türk kahvesi içtinsin. Senin yanına naneli lokum koymuşlar. Çok severim kahvenin yanında naneli lokum. Peki. Çok güzel. Ordu'nun meşhur tarihi Amerikanosu efendim. Sizi değer bir gün yolunuz orduya düşerse Boztepe'de bu Amerikanoyu içmeden dönmeyin. Evet, kahvemizi içtik ama şimdi orduya gelip de biliyorsun ünlü, ordunun ünlü oyuncak çekme makinesi. Benim de büyük bir tutkumdur. Belki önceden takip edenler bilirler. Bu zamana kadar kazanmışlığım da vardır ha. Bir kere kazandım. Bu makinelerin olayını biliyor musunuz? Gerçekten oyuncak veriyor mu, vermiyor mu? Yok. Abi çok rivayetler var. Evet, ara sıra. Ara sıra veriyorlar. Herhalde belli bir devir daiminden sonra atıyorum. Her 20 jetonla bir, 21. ne olursa olsun çekiyor. Bakalım belki ona denk gelebilme ihtimalimiz var. Ama şöyle şeyler de var. Yani stratejik konumlandırarak doğru oyuncağı çekebileceğine dair görüşler de var. Ben ona çok inanmıyorum da. 2 lirayla çalışıyor. Şu öndeki sarı iyi duruyor. Hangisini diyorsun? Lan bu 1 lirayı almıyor. Şunu atalım. Aha aldı. Hayda. Şunu mu diyorsun? O bir şeye benzemiyor oğlum. Şu kırmızıyı çekelim. Hazır mıyız? Bak süre de işliyor ha. 20 saniye. O zaman hangisini alayım? Sarıyı mı alayım? Sen bilirsin ama sen yap ya. Ya belki sarı, kırmızı tutar lan.
12. Benim paramla oynadığınız için alırsanız bana vereceksiniz. Biraz değil daha mi? Sağa gibi sağa. Sana vereceğim, tamam lan. Teşekkürler. Sağ sağ sağ. Hazır mıyız? Allah da senin parayla oynadık ha. Aa şurada geçmeyen 1 liran. Al. Bir fotoğraf çekelim. Tabii ki. Bizim ben de Yunus polisiyim. Öyle mi? Ağabeylerimiz falan. Aa çok memnun oldum. Gel Alparslan. Sen de şöyle yap. Alparslan. Alparslan bak Alparslan. Ya çok karizmasın ha. Size verebilir. Keşke benim de olsa, bana olmaz. Alparslan'a daha çok yakışmış. Babacık. Hadi ben gidiyorum Alparslan, bir şey diyor musun? Alparslan el salla. Oy evet. Çok yakışıklı maşallah. Şapkayı verelim. Keşke olsa alsaydım. Allah başlasın. Şuraya basıyorsun bunları. Şuraya mı? Mecburi. Yine heyecanlı, yine durmuyor. Teleferik efendim böyle geçiyor, siz atlamanız lazım. Doktor! Allah! Tırırırır! Ver doktor elini! Çok heyecanlıydı, böyle bir şey yok ya. Dönüyoruz şimdi. İnişteyiz. Evet, İnerken de biraz daha mı hızlı? İnerken fena değil, evet. Acıktık mı gençler? Evet. Acıktık, hadi bir şeyler yiyelim o zaman. Tamam, tadına bakalım. Bir şey yok bize. Bayağı böyle bir sert kesiliyor. Bunun içinde neler var? Burada çoğan var, ceviz var, şeker var. Buranın yöreseli, tescilli ürünümüz. Hepsi iyi, hepsi çok güzel. Bunlar biz kendi dedemesi, tescilli. Ordu'nun yöresel tescilli cevizli helvası. Sadece ceviz mi var, fındık da var. Bunlar fındıklı anladığım kadarıyla. Fındıklıyı da ayrı yapıyoruz. Ha, o fındıklı, bu cevizli. Fındıktan bıktığımız için çok yemiyoruz ceviz. Normal. Çok güzel. Karar vermekte zorlanıyorsun. Vallahi hepsi ayrı ayrı lezzetli. O yüzden böyle kararsız kalanlar için şöyle mix bir paket yapmışlar efendim. Hepsinden var. Ama şu tabii apayrı bir lezzet. Şunu da çok sevdim ama ne olur ne olmaz. Ben kendi zevkimi açısından şu. En çok buna oy verebilirim diyeceğim ama... Hediyelik alacağımız için efendim karşı taraf hangisini beğenir, içine gönlü kayar bilemedik. O yüzden garanti olsun şu hepsinin olduğu mix paketten alalım. Efendim o zaman bunu size zahmet bir poşete koyarsanız. Efendim ordu gezimiz burada sona eriyor. Şimdi Ünye'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Hediyelerimizi aldık, yemeklerimizi yedik, çaylar kahveler içildi. Rüzgar hala tüm hızıyla ve şiddetiyle devam ediyor. Şimdi böyle sahil parkurunun kenarındayız. Burası böyle bir yürüyüş parkuru, sahil boyunca devam eden. Karadeniz'deki bütün şehirlerde hemen hemen bu vardır, böyle bir sahil yolu, sahil parkuru. İnsanlar böyle yürüyor, gel bakalım, ezilme kameraman. Evet, arkamızda da denize aldık. Şimdi buradan dediğim gibi Ünye'ye doğru yola çıkıyoruz. Güzel, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Ünye'liler bizi bekliyor ama eminim civar ilçelerden ve şehirlerden de birçok kişi katılmıştır diye umut ediyorum. Şimdi bakalım Ünye yolculuğumuz başlasın. Haydi. Efendim hoş geldiniz diyorum hepinize öncelikle. Bu arada kıymetli davetiniz, değerli iştiraklarınız için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hem Wolfpack'cime hem de siz değerli katılımcılara. Ben Barış Okan Belavacaklı. Buraya geldiyseniz zaten az çok beni tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hem işimle alakalı takip edenler vardır. Belki mesleğim ve hobilerimle alakalı takip edenler vardır. Ya da son yıllarda böyle olabildiğince aktif kullanmaya çalıştığım sosyal medyada yapmış olduğum paylaşımlar ve videolarla alakalı takip edenleriniz vardır. Her kim olursanız olun hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum bugün buraya, bu hava muhalefetinde geldiğiniz için. Genelde benim konuşmalarım böyle icabet ettiğim, siz özellikle gençlerle buluşmak için koşarak gittiğim konuşmalarım şu şekilde geçiyor formatı. Soru cevap şeklinde yapıyoruz efendim. Ben çok fazla böyle hayatımdan vesaireden bahsetmiyorum. Dediğim gibi az çok biliyorsunuz ama belki bilmediğiniz, merak ettiğiniz bana dair konular vardır. Onları hiçbir şekilde bir kısıtlama olmadan bana yönlendirebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sormakta serbestsiniz. Spor olur, ne bileyim. Farklı sosyal yaşantım, iş yaşantım, her türlü konuyu sormakta özgürsünüz. Onu belirteyim öncelikle. Onun dışında sadece sizden şöyle bir ricam olur. Çok böyle şahsa özel sorular sormayalım istiyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Yavuz Selim. Merhaba Yavuz Selim. Hocam uzun yıllardan sonra bu kadar başarılarınız oldu. Kendi salonlarınızı açtınız. Artık franchising verecek kadar bu güzel yerlere geldiniz. Teşekkür ederim. Geçmişe baktığınızda hani buraya kadar geleceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Veya bu ilk başladığınız zamanlar nasıl bir düşünceniz vardı? Nasıl başladınız? Nasıl bir motivasyonunuz vardı? Bir de bu işlere ilk girdiğinizde kendiniz zamanında hani bir yolculuk yapsaydınız, şunu kesin yapma veya şunu daha iyi yap dediğiniz şeyler var mıydı?
İşletme konusunda mı, iş konusunda mı? İş konusunda, hayat konusunda. Yani hayat konusunda şunu kesinlikle yapma dediğim gerçekten hiçbir şey yok. Az önce de soruda bahsettim. Yani yapmış olduğunuz hatalar bile size o kadar büyük değerler katıyor ki belki yapmış olduğunuz hatalar doğrulardan çok daha büyük şeyler kazandırıyor. Çünkü doğru sonucu keyifli bir şey olduğu için, doğrunun sonucu başarı olduğu için başarıyı kolay unutursun. Ama hatanın sonucu büyük bir ızdırap ya da acı olduğu için acı bellekte kalır. Acıyı kolay kolay unutmazsın. Ve o acı sana gerçekten çok büyük bir deneyim ve tecrübe olarak ve bir bilgi olarak gelir. Ve o hayatın boyunca kullanırsın onu. Yani o acılar, o ızdıraplar hiçbir zaman unutmaz. İş hayatı da böyledir. Ben başladığımda bu noktada olacağımı biliyor muydum? Yok. Ha, bu noktada olmak için mi başladın? Hayır. Ben sadece sevdiğim işi yapmak için başladım. Yani alanım da farklı, üniversite mezuniyetim de farklı. Ama vücut geliştirmenin içinde olursam, ya sporun içinde olursam ben hayatta mutlu olurum dedim. Beni bu olaya iten bu motivasyonel düşünce buydu. Yani çok kazanmam büyük diye, çok kazanmam, kazancım çok az olur diye tahmin ediyordum ama kafam rahat olur diye tahmin ediyordum. Hala da öyleyim. Yani ben bir olaya başlarken. Yani kazancı yüksek olan seçeneği tercih etmektense bana huzur verecek olan seçeneği tercih etmek istiyorum. Yani bir de hayatımın son 10-15 yılında gördüm ki, özellikle son 10 yılında gördüm ki bana huzur veren şeyler çok basit, çok elde edilmesi kolay, ulaşılması kolay, maliyeti çok düşük şeyler. Bunların daha çok huzur verdiğini gördüm. O yüzden böyle başarı için çok kılı kırk yararak, düşünerek vesaire hamleler yaparak ya da olayı iyice inceleyerek, fizibilitesini yaparak hareket eden bir adam olmadım hiçbir zaman. Hala da öyle yani. Gelebileceğin yer en kötü ne olabilir zaten? Ben 40 yaşındayım, en fazla bu kadar daha yaşayacağım. En fazla yani. Başıma en kötü ne gelebilir? Diyormuşum, burada bir şey oluyormuş onunla. Hep öyle olmuştur çünkü hayatım boyunca yani. Ne kadar böyle iddialı konuşsam. Ha şunu söyleyeyim ha. Bu zamana kadar tükürdüğüm her şeyi yaladım. Net. Yani bu kadar böyle evrenin böyle bir kozmik dengesi olamaz ya. Nerede ne kadar iddialı konuşsam hepsinin tam tersi oluyor ya. Hala da devam ediyor. Yani o kadar güzel bir olay ki. Yani ben mesela şöyle burada büyük bir laf edeyim. Ben bir daha oraya gelmeyeceğim diyeyim. Haftaya buradayım. Kesin. Kesin. Hep öyle olmuştur yani. O yüzden size de bunu söyleyebilirim. Her zaman dediğim, özellikle ön yargıyla yaklaştığım, yargıladığım, tiye aldığım bütün konular yarın öbür gün bana çok mantıklı gözüküp o beni pençesine alan konular olmuştur yani. O yüzden çok iddialı konuşmayacağım o konularda. Diyoruz. Var mı efendim başka sorusu olan? Buyurun beyefendi. Hocam merhabalar. Merhabalar. Ben Kayseri'den okuyorum. Şaka yapıyorsun. Kayseri'den mi? Ay Kayseri'den katılıyorum buraya deyince. Kayseri'den geliyorum. Ha Kayseri'den geliyorsun, tamam. Hocam ben üç gün yaşımı yapmadım. Ben eski bilek güreşçisiyim. İşte 40 yaşam planı falan oldu. Hocam ben size tek tavsiye almak istediğim şey şu. Ben profesyonel bir şekilde vücut geliştirme yapmak istiyorum. Ve sizin stilot hakkında düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yani profesyonel... Ben hocam kullandım. Yani. Evet, evet. Kullanmıştım hocam. Güç var bir şey için. İnanılmaz bir şart yapıyor ama maşallah. İşte vücut gelişme için benim nasıl bir dezavantajlar olur veya faydalarım olur sağlıklı açıdan. Bir de hipertansiyon hastası olmadan ondan sonrasında, onu da söyleyeyim. Ha. Hipertansiyon var şimdi. Yani tavsiye ettiniz bana biliyorsun hocam. Yani vücut geliştirmeyi bu arada. Cevabı sorunun içinde verdin zaten. Yani kendi tecrübelerine şey... zaten yolu bulmuş, doğru cevabı bulmuşsun. Biraz fazla. Hayır hayır şöyle, bana sağlıksal olarak zararlarını soruyorsun ama zaten hayatında böyle bir tecrüben olmuş, steroid geçmişin olmuş. Zaten hipertansiyon hastası oldum dedin ondan sonra. Evet. Benim daha bir şey dememe gerek var mı? Hocam şimdi hipertansiyonun şuradan da şey var, biz doğuyuz, çok yakın bir yemek etiketiyoruz. Ondan da olabilir, yaştan da olabilir. İlacın biraz daha farklı bir şey, hayırlanmışlar bunda ama. Hocam şöyle, yani bu kullanmış olduğunuz ilaçlar her ne kadar size sosyal medyada, Instagram'da ya da çevrenizde çok masum ya da doğru kullanıldığı takdirde herhangi zararı olmayan şeyler olarak lanse ediliyorsa da alakası yok. Bunlar çok 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 ciddi boyutta zararları yol açabilecek ilaçlar. Yani belki direkt ölümleri yok, direkt ölüm vakası yok ama direkt ölüm vakalarına da rastlıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce genç bir kardeşimizi kaybettik. 30 yaşında bodybuilder, kendisi vücut geliştirmeci. Kalp krizinden ölenler, direkt ölümler kalp krizi. Hipoglisemi nedeniyle ölümler var. Dehidrasyon nedeniyle ölümler var. Bunlar steroidlerin yol açtığı direkt ölümler. Artı dolaylı olarak, endirekt olarak ileriki vadede etkilerinin çıkmasıyla meydana gelen ölümler de var. Yani şimdi
birçok vücutçu ismi sayarım ben sana, genç yaşta ölen. Bu bir tesadüf olamaz. Tabii ki ölüm vakaları söylenmiyor. Sonuçta adamın bir spor hayatı var, kariyeri var. Kimseye steroidden öldü vesaire deyip de onu öldükten sonra böyle bu şekilde lanse edilmesini istemedikleri için net ölüm nedenlerini söylemiyorlar. Ama çoğunun ölüm nedeni böyle. Yani steroidin sizin yaşınızdaki, sizin algınızdaki, vizyonunuzdaki, eğitim seviyenizdeki insanların steroidin kesinlikle böyle bu sağlığa faydası vardır, bu zararlı değildir dememesi lazım. Şunun diyebilirsiniz ama bu çok net, zararlıdır. Bedeli vardır, bedelini ödeyeceksiniz sağlıksal olarak. Genç yaşta o bedelleri tabii ki insanın gözü görmez. Ya şu anda 21 yaşındasın. Sen yani vaat edilenleri eline aldığını bilsen, deseler ki ömründen 20 sene alacağız, kabul edersin. 21 yaşında insan kabul eder bunu. Çünkü yani ölmeyecekmişsiniz gibi düşünüyorsunuz. Hepiniz kurşun geçirmez olduğunuzu düşünüyorsunuz. Çünkü ben de öyleydim. Herkes 21 yaşında kendini ölümsüz zanneder. Ölüm senin kıyından geçemez. Ve inanılmaz sertsin. En güçlüsü sensin. En zekisi sensin. En seçilmişi, en özeli sensin. Steroid de zaten bunları tetikleyen bir durumdur. İnsanın egosunu acayip tetikler. Bir kere steroidin de tadına baktı mı bırakmak çok zordur. Çünkü psikolojik bir bağımlılığı var steroidin. Yani şimdi o antrenman performansını görüyorsun. O kütleye, o görselliğe ulaşıyorsun. İnsanlar sana hayran oluyor. O hayranlığı görüyorsun. İnsanların hayranlığından mahrum kalmamak için onu devam ediyorsun kullanmaya. Bu çok zaten ama zavallıca bir durum. Tamam mı? Ben bu zavallıca bir durumu yaşamış insan olarak söylüyorum. Ama Allah'tan ben şöyle bıraktım. Benim bırakmam için bir neden yok ki. Ben çünkü steroidle var olmadım. Ben zaten steroid çok kısa bir dönem kullandım. Ben zaten steroidsiz de, naturalken de insanlar vaa dedikleri bir fiziğe sahiptim. Bıraktım. İnsanlar yine fiziğime hala vaa diyorlar. Ama şöyle, tabii ki bir yarışma, podyuma çıksam kimse bana vaa demez. Ama standartta topluma çıktığım zaman vaa diyorlar. Bu benim için yeterli. Vücut dediğin algı benim için bu kadar. Bundan sonra benim için yok. Yani steroidi bıraktıktan sonra vücudun 1/4'si elinden gittikten sonra insanlar hala insanlarda bir algı yaratabiliyorsan, oluşturabiliyorsan tamamdır. Ama insanları seni takip etmesinin, sana hayran olmasının tek nedeni fiziğinse zaten bu zamana kadar bomboş bir hayat yaşamışsındır. O saatten sonra farklı şeylere yönelmen gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bir insanın görselliğiyle, fiziğiyle dikkat çekmemesi gerekiyor. Ön planda olmaması gerekiyor. Şimdi bir sürü Instagram'da inanılmaz böyle devasa vücutlar var. Çelik gibi. Yani 0 gram yağ. Six pack'ler ortada filan. 10 numara muazzam ağırlıklar kaldırılıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Steroidleri bıraktığı zaman bir vücutla karşı karşıya gelecek. Tamamen kazancıların hepsi gidecek, onu bilin. Steroidle elde ettiğiniz bütün kazançlar gider. Hiçbir şey kalmaz elinde. O 1/3, 1/4 falan bunlar yalan. Hiçbir şey. Başladığınız nokta neyse ona döneceksiniz. Bu adamlar da başladıkları noktaya döndükleri zaman bakalım izleyebilecek misiniz? Ya da izlemek içinizden gelecek mi? İzlemek içinden gelmiyorsa adamı, demek ki o adam sadece vücuduyla ve fiziğiyle var olmuş bu dünyada. Ben böyle bir nedenle var olmak istemem yani. Ben şimdi fiziğim tekrar elimden gitsin. 2 aydır antrenman yapmıyorum. Ben de bayağı deforme oldum falan. Ama bir şekilde devam ediyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. İşim var. Çalışma hayatım var. Çalışmalarım var. Yazılarım var. Makalelerim var. Videolarım var. Sadece sporla alakalı değil. Birçok konuda yapmış olduğum işler var. Ben bir şekilde yine toplumda var olurum. Bunun en tehlikeli noktası budur. Yani podyum vücutçusu değilsen, profesyonel değilsen steroid kullanmak bence çok akıl kârı bir iş değil. Ama kullanan herkese saygı duyuyorum. Hiç kimseyi yadırgamam. Adam ben bedelini ödeyeceğim diyor. Ciğer benim ciğerim, böbrek benim böbreğim. 40 yaşında ölürüm. Sana ne, annem misin, babam mısın? Doğrusun, değilim. Benim böyle bir yadırgama, yargılama hakkım olamaz. Ben sadece kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Bence bir insan böyle düşünmemeli diyorum. Kollarınız sintol mu hocam? Kim dedi ya? Kol mu kaldı oğlum? 30 santim oldu. Kollar hala sintol mu demeyin ya. 2 aydır antrenman yapamıyorum arkadaşlar bir sakatlığım yüzünden. İnşallah yakında başlayacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Çocuk Devin Mustaine'e benziyor. Bunu not al. Devin Mustaine'i de yanına kadraja koy Emin videoda. Steroid kullandıktan sonra belli bir hacim kazandıktan sonra bunu bıraktığımız için kas kütlemiz küçülüyor. Eğer atletik bir şekilde buna devam edersek o kas kütlesini koruyabilir miyiz? Bunu bir arkadaşım mı soruyor, sen mi soruyorsun? Milli sporcularda belli bir yerden sonra destek geliyor. Ya milli sporcularda geliyor, evet. Milli sporcularda
Kullanmayan var mı? Yorum yapmayayım şimdi sonuçta. Yani o bizi ülkemizde temsil ediyor. Devletimiz kullanmadığını söylüyor ama ben size söyleyeyim arkadaşlar. Olimpiyatlara katılıyorsa bir adam, milli sporcuysa, takım sporları hariç ki takım sporlarında bile artık bu kullanılıyor. Ama performans sporcusuysan halter gibi, güreş gibi, gülle gibi. Yani o gülleci, gülleci misin? Evet, gülleci. Yani gülleci kadınların siz gülle attığı için mi öyle devasa boyutlara ulaştığını zannediyorsunuz? Öyle bir durum yok yani. Yani bu kullanılması şart. Madem çocuklar bizi uluslararası arenada temsil ediyor, uluslararası arenada herkes kullanıyorsa onlarla mücadele edebilmek için onlar da kullanmak zorunda kalıyor. Adam ben ülkemi temsil ediyorum, ben bunun bedelini ödeyeceğim diyor. Ona bir şey diyemem, saygı duyuyorum. Ama şu, vücut geliştirme konusunda diyorsan ben steroid bir dönem kullandım, steroidle belli bir noktaya kadar geldim. Bırakıp normal antrenmanlarıma devam edip o kütleyi koruyabilir miyim? Ha, koruyamazsın. Ya bak, ben hayatım boyunca antrenmanı bırakmadım. Ben ilk defa 20 senede ilk defa bu kadar uzun antrenman arası veriyorum ama kolum kilitlendi. Daha yeni yeni açılıyor kolum. Yani öyle ciddi bir sakatlık da yapamıyorum. Ben hiçbir zaman ben steroid kullandım. Belli bir noktaya geldim. Bıraktım steroidi. Antrenmanlarımı daha iyi yapmama rağmen gidiyor. Steroidin olayı şöyle söyleyeyim. Yani vücudunuzun olmayan bir mekanizmasını ortaya çıkartıyor. Protein sentezi. Sen günde 20 gram protein sentezliyorsun. Bunu bu 100 grama çıkartıyor. Daha fazla protein sentezleyebiliyorsun. Senin günlük glikojen sentezleme ihtimalin bu kadar. O onu buna çıkartıyor. Bu özelliklerin elinden alınca sen yine aynı olaya geliyorsun yani. Normal, natürelken kazandığın neyse yine onunla baş başa kalırsın. Yine onun üzerine koya koya devam edersin. Bu. Teşekkür ederim. Ya zaten benim söylememe gerek yok. Dünyada örnekleri var. Adam hala antrenman yapan adamlar var. Al. Dünyanın en büyük vücut geliştirmecisi Ronnie Coleman'dır. Bir laf vardı ya, bu dünya Kanuni'ye kalmadı. Kanuni Sultan Süleyman'a kalmadı. Sana mı kalacak? Bu dünya Ronnie Coleman'a kalmadı. Size mi kalacak? Sizi derken sizi tenzih ediyorum. Yani kimseye kalmadı abi. Kevin Levroni vardı bizim zamanımızda 90'larda. Yani insan mı tanrı mı derdik adama. Kevin Levroni böyle oldu daha sonra. Bıraktı. Antrenmanlara da devam ediyor. Böyle. Paul Dillett vardı. Frankenstein adamın lakabı. Devasa, yaratık vari bir fiziği olmasından dolayı. Paul Dillett böyle. Büyük olan tek yeri kafası kaldı adamın. Kafa küçülmedi. Kocaman bir kafa, incecik bir vücut. Kafalar küçülmüyor ilginç bir şekilde. Hepsi böyle oldu. Ölenler var. Muhammed Beniza, Andreas Münzer, Jean-Pierre Fuchs, Mike Materazzo, genç yaşta ölenler var. Bizim zamanımızı böyle tanrı diye baktığımız adamlar tıkır 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 pat 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 gittiler. Kalmaz bir şey hocam. Ama ben diyorum ya, ben nasihat verecek yaştayım. Sen nasihat almayacak yaştasın. Ben sana böyle söyleyeceğim. Sen yine bildiğini yapacaksın. Güzel, öyle yap. Yani bundan dolayı da seni tenkit etmem zaten. Bize de vakti zamanda verdiler. Biz tor olduğumuz için böyle adadan bize bir şey olmaz dedik, gittik yani. Buyurun beyefendi. Hocam, trembolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka bir şey demeyeceğim. Daha da bunun dediğine basıp gidiyormuşsun. Trembolun hakkında, yani özel ilaçlar hakkında bir şey demeyeyim ama şu ben bütün anabolizanları aynı değerlendiriyorum. Benim için bütün anabolizanlar aynı. Yani bir de zehrin her zaman dozda olduğuna inanan bir insanım, tamam mı? Ama senin dediğin ilaç, atıyorum, bence 2 hafta önce ölen arkadaşın sorumlusu. Ya diyorum ya, genç yaşta bunu denetir. O hormon senin zaten şu anda bütün hormonların atakta vücudunda 20 yaşında. Sana bunlar her şeyi yaptırıyor. Her şeyi abi. O cesareti sana o hormon veriyor. Ya şu anda o hormonlardan bende eser yok. O yüzden ben akıllıca davranmak zorundayım. Yani aklımla hareket ediyorum. Eskiden aklımla hareket etmezdim. Hormonumla hareket ederdim. Düşünmezsin çünkü. Hormon öyle güçlü bir şeydir. Kaç insansınız şurada? Hadi 100-200 kişisiniz. Hepinizin mizacı, karakteri, hırsları, öfkeleri, sevdikleri şeyler, beğenileri. Hepsi farklı. Niye? Hormon. Sen de bu salgılanıyor, sen de bu fazla, sen de bu biraz az, sen de bu daha fazla filan vesaire. Hepinizin bu kombinasyonları farklı. Karakterinizi, mizacınızı belirleyen durumlar yani. O yüzden yapacaksınız. Yapın da. Sıkıntı yok. Ben sadece tecrübelerimi anlatırım, geçerim arkadaşım. Ondan sonra sen de 20 sene sonra tecrübelerini anlatacaksın. Geç. Buyurun yandaki beyefendi. Hoş bulduk. Hocam ben merak ettiğim konu şu. Çoğu hoca öneriyor, çoğu hoca önermiyor. Genç yaşta 16-17 yaşlarında, evet,
deadlift hareketini yapmak. Aha. Ya ben kendim vücut gelişimi içinde bir buçuk yıldır yapıyorum. Ama vücudum güzel bir şekilde gelişmiyor. Ama güç olarak çok ileri gidebiliyorum. Boş ver, sen de yakışıklısın oğlum. Sen de oradan gidersin. 15-16 yaşında 200 kilo daha tuşta deadlift atıyordum. Yani çoğu hoca bunu öneriyor, çoğusu diyor, yani bazıları kötü bir şekilde eleştiriyor özellikle. Aha. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Ben bunu çok... Yani ben deadlift seven bir insanım. Ben yeni başlayan, sıfırdan başlayan öğrencilerime bile yaptırıyorum deadlift. Yani bu sadece aktif sporcular değil ya da performans amaçlı spora gelenler değil. Ev hanımları geliyor, onlara yaptırıyorum. Hayatımda hiç spor yapmamış insanlara yaptırmıyorum. Sakatlayan yanlış tekniktir. Sakatlayan aynı zamanda yanlış teknikten çok gereksiz şiddettir. Tamam, her zaman şiddet sakatlar. Yani deadlift korkutucu bir hareket değildir. Deadlift şöyle korkutucudur. Optimum şiddeti hesaplayamazsan adamda, adamın yüklenme miktarının üzerine çıkarsan, hareketin biyomekaniği gereği kuvvet kolu çok uzun. Tamam mı? Buraya lumbara binen, yani bel bölgesine binen yük bir anda acayip artar. Fazla kiloda bu ciddi bir sakatlığa neden olur. Çünkü lumbar bölge sakatlandığı zaman onu toparlayabilmen çok bayağı meşakkatli bir süreçtir. Deadlift problem değil. Herkese yaptırabilirsin. Sadece doğru şiddeti yakalaman lazım. Bence çok güzel bir hareket. Yapabilirsin. Yani kim niye eleştirsin ki? Ben hayatım boyunca hiçbir egzersizi eleştirmedim. Egzersiz bir şey değil. Canlı varlık değil abi. Beğenmiyorsan yapma zaten. Hocam bir sorun daha var. Tabii ki. İstediğin kadar sorabilirsin. Kimse soru sormuyor. Rahat ol. Kullandığınız supplementler var. Protein, BCAA'lar, kreatinler. Hepsinin içinden sadece bir tanesini kullanacağınızı varsayız. Niye böyle romantik sorular soruyorsunuz? Yani sıralamamı sor. İlk beşin ne de? Hayır. Sadece hayatın boyunca bir supplement kullanacak olsan, geride kalan tüm dostlarını kaybettiğini düşün. Aynen öyle hocam. Ve ülkenin kaderi sana bağlı. Filan. Niye böyle romantikleştiriyorsunuz ya? Bu soru çok geliyor. Sadece hayatım boyunca bir supplement kullanacak olsam. Bilmiyorum. Yani ben çok böyle bu işi supplement'a bağlayan bir adam hiçbir zaman olmadım. Yani ben her zaman, benim için öncelikli olarak antrenman. Yani antrenmanı doğru yapan mutlaka sonuç alır. Belki biraz beslenmeye de biraz şey yapmak lazım ama beslenme de benim için çok önemli bir şey. Supplement bunların da altında. Yani supplement'ın bence bu işe olan etkisi, yani antrenmanla ve beslenmeyle boy ölçemez. Antrenmanın da bu işe olan etkisi beslenme yanından geçemez. Öncelikle antrenman. Ben çünkü yıllarca supplement kullanmayan, supplement'ın ne olduğunu bilmeyen adamlarla çalıştım ve adamlar muazzam fiziklere sahiptiler. Ve o dediğimiz natural çerçevede yani. Çünkü biz 20 sene önce yaparken bu tip maddelere kolay ulaşılmıyordu. Supplement dediğin şey Türkiye'de yoktu zaten. Alamıyorduk. Anca birisi Almanya'ya giderse filan ona sipariş veriyorduk da oradan alıyordu bir şey. Bavuluna sığdırdığı bir şeyi getiriyordu. Böyleydi. Hiç supplement görmedik ve o zamanlar herkes zaten yine büyüktü. Bu şu anda çok büyük bir ticari olay. Tamam. İhtiyacın da olabilir. Motivasyonunu da arttırır. Buna hiç bir şey diyemiyorum. Çünkü bizim motivasyonumuzu çok arttırırdı. Dışarıdan bir supplement gelirdi. Bir tablet amino asit. Of nasıl mutlu olurduk. Onun aşkıyla nasıl salonda antrenman yapardık. İnanılmaz bir placebo etkisi var. Placebo etkisi var. Muazzam yani. Bu çok büyük bir etki zaten. Seni geliştiren bir etki yani. Ama ben böyle biraz daha illaki benden bir supplement ismi duymak istersen ben biraz kreatinciyimdir. Yıllarca kreatini kullandım. Çok güzel kullandığım zaman etkilerini de gördüm. Yani akut etkilerini de gördüm. Kullandıktan 1-2 hafta içerisinde. Net. Ama hiçbir zaman whey proteini kullandıktan sonra aha whey protein beni şöyle yaptı filan vesaire diyemedim. Ya da glutamin, BCAA bunları kullandıktan sonra aha glutamin kullandım şöyle oldum diyemedim yani. Ama kreatinde gördüm. Pre-workout gördüm. Bunlar. Bak ben ne dedim size, açılacaksınız sonlarına doğru ama Barış hocanız gitmiş olacak. O zaman ne yapacaksınız? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sorum da supplementler hakkında. Bazı hocalar diyor ki BCAA kullanmayın. O amino asit zaten protein tozundan vesaire alıyorsunuz. Hı hı. Bazıları da L-karnitin kullanmayın diyor. Siz evet. Yani şey mantıklı. BCAA kullanmayın. Şimdi normal bir protein molekülünün amino asit zincirine bakarsan o brain chain dediğimiz dallı zincirli o 3 amino asit, izolesin, lösin, valin hepsi mevcut. Şimdi bunun içinde hepsi mevcutsa ekstradan bir BCAA kullanılmasını ben de çok gerekli görmüyorum. Ama bu dediğin iş tamamen motivasyon ve biraz da bütçeyle alakalı bir şey. Ben protein konusunda bunu belki sizler farkına varanlarınız vardır, varmayanlarınız vardır. Ben şunu gördüm. Çok fazla protein aldığım dönemler de vardı hayatımda.
çok az protein aldığım dönemler de oldu. Hiç arada bir fark olmadı. Yani ben proteine olan inancımı yıllar önce kaybettim. Ben proteinlerin o kadar yüksek miktarlarda alınması gerektiğini düşünmüyorum. Natural insanlarda, anabolizan madde kullanan insanlarda sınırı yok. Yani onun olayı zaten o. Anabolizan alıyorsan zaten çok yüksek miktarda protein alacaksın ki o zaman iş yapıyor zaten aldığın madde. Ama natural çerçevede sentezleyebileceğin zaten protein miktarı bellidir. Yani sen istediğin kadar BCA al, glutamin al, idrarından gidiyor. Pahalı idrar diyoruz biz buna. Ya da yağ olarak depolanıyor. Bunların hiçbir performans etkisi yok. Çok net söylüyorum. Yani aklınızın alamayacağı komik miktarlarda proteinler tükettim. Tüketiyorum da. Hiçbir şey değişmiyor. Ya lekarnitinin de ben kullandığım zamanlarda oldu. Herhangi ben öyle bir performans yönelik bir de görselliğe yönelik bir etkisi olduğunu zannediyorum. Lekarnitin şöyle bir olaydır. Millet böyle lekarnitini alır. Lekarnitin aha lekarnitini mi oldu der. Lekarnitinden sonra bunun vermiş olduğu şevkle bir gaza gelir. Buna layık olabilmek için diyet yapar, kardiyo yapar. Zayıflar. Aha lekarnitin beni zayıflattı. Gerçekten lekarnitinin etkisini, mucizevi bir etkisi varsa görmek istiyorsan al lekarnitin. Hayatına hareket ve beslenme olarak aynen devam et lekarnitini at. Eğer ki yağında bir düşme görüyorsan eyvallah mucizedir. Ama adam lekarnitini alıyor. Bir saat koşuyor. Ondan sonra zayıfladım. Lekarnitini Allah razı olsun senden. Bu bana şey geliyor yani. Bozuluyor musunuz ben böyle söylüyorum diye. Bir şey demiyoruz oğlum. Marka hareket etmiyoruz. Bir şey diyoruz. Aramızda eğleniyoruz, konuşuyoruz ya. Polis mi geldi? Merhaba arkadaşım. Son 10 dakikamız. Varsa sorularınızı aklınızda toparlayın, edin. Ondan sonra hızlıca şey yapalım. Bu spor şeyini çok ilerlediniz zaten. Evet. Başka bir hedefiniz var mı farklı olarak? Ya şöyle, spor konusunda aslında çok ilerlemedim. Çok yolun başındayım ama bir noktada ilerledim. Yani personal training sektöründe evet ilerledim. Ama bu sektörü daha farklı sektörlerle de birleştirip, daha farklı kollara da ayırıp, çok daha farklı platformlarda da temsil etmek, oralarda da başarılı olmak istiyorum. Yani sadece böyle spor konusunda değil, sporun iç içe olduğu başka platformlarda da dediğimiz gibi biraz kendimizi göstermek istiyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde inşallah bunun başlangıcını yapıyoruz bu sene, 2023'te. Hocam tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi antrenörlük mesleğiyle ilgilenen yani arkadaşlar, bilgiler var mı? Bu meslekte kendimizi geliştirmek için işte FMS, uluslararası yeterlilik gibi belli sertifikalar, bunlardan önerdiğiniz OP Akademi gibi herhangi bir sertifikasyon programı var mı? Yani şöyle, eskiden biraz daha uluslararası sertifikaların dağıtıldığı kurslar daha fazla açılıyordu. Şu anda bana çok denk gelmiyor böyle uluslararası markaların Türkiye'de gelip programlarını açtığı. Bize Amerika'dan koçlar geliyordu, biz onların kurslarına gidiyorduk eskiden. Anlatırdı yani. ACSM'in baş koçları gelirdi. ACSM baş koçu demek çok muazzam bir şey yani. Ama artık görmüyorum, artık yok. Yine... Akredite olmuş ya da olmamış yerli firmaların da açmış olduğu, eğitim kurumlarının açmış olduğu kurslar oluyor. Biz şu anda bu sene Ankara Üniversitesi ile ortak bir çalışma içerisinde girmek gibi bir hayalimiz var. Şu anda görüşmeleri devam ediyor. Ankara Üniversitesi biliyorsunuz spor konusunda da kendini göstermiş, kanıtlamış üniversitelerin başında oluyor. İnşallah ortak bir çalışma içerisinde girip Türkiye'de personal training başta olmak üzere antrenörlük namına birçok konuda büyük başarılara imza atarız diye düşünüyorum. Siz bizi takip ederseniz zaten gelişmelerden haberdar olacaksınız. Hocam, Türkiye'nin spora verdiği değer hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela şimdi yurt dışına bakıyorum, Amerika ligi var mesela, high school ligleri var, basketbolda veya futbolda. Top lig varken, mesela şu an Ünye'ye bakıyorum, Ünye'de takım yok veya takım var, orada gidiyor, geri geliyor, bir başarı yok. Ya sen zaten olanı anlattın. Bak benim bir şey dememe gerek var mı? Sen zaten olanı tüm çıplaklığıyla ortaya koydun. Yani evet üzücü ama inşallah çok daha iyi olur. Ne düşünebilirsin bunun hakkında? Tabii ki üzülürsün. Başka bir şey düşünebilir misin? Ama bak yıllardır öyleydi. Biz de Türkiye'de spora karşı hiçbir zaman önem verilmedi. Yani bundan 30 yıl önce de öyleydi. 40 yıl önce de öyleydi. Bir dönem 90'larda futbol acayip popülerdi. Futbolla yatıp futbolla kalkardık. Futbolcular böyle ilah gibi gezerdi ortalarda. O haliyle bile başarı elde edemedik futbolda. Ya o haliyle bile kayda değer bir başarımız yok bir iki tane bir şey dışında yani. Yani şu anda o da yok.
Ama yine bence geçmişe göre biraz daha böyle yan branşlarda biraz daha böyle artık aktif hale geldik. Artık o ilgiyi biraz futboldan çektik, diğer branşlara da vermeye başladık. O bir bakımdan biraz iyi oldu. Yine nispeten biraz daha iyiyiz yine geçmişe göre bence. Ama yine de bu işler bütçelerle, ödeneklerle olur. Sen ülke olarak bütçeni neye harcadığınla, neye ayırdığınla zaten bu başarıları elde edip etmemekle karşılaşıyorsun, karşı karşıya geliyorsun. Senin bir bütçen var. Yani bunu tamamen sanayiye de ayırabilirsin, askeri silahlanmaya da ayırabilirsin ya da sanata ve spora da biraz bütçe ayırabilirsin. Bunları biraz daha da dengeli yaparsın. Sanata ve spora bütçe ayırırsan tabii ki orada başarılar elde edersin. Yok, oraya herhangi bir bütçe yok. Tamamen bütçe şuraya, buraya, ekonomiye, şuna, buna dersen onlara bir şey kalmaz. Onlarda da başarı elde edilmez. E şimdi ben olsam sporcu, niye ülkemi milli takımda temsil etmek isteyeyim ki? Bana herhangi bir şey vaat etmiyorsun. Bir gelecek vaat etmiyorsun. Bir ödenek vermiyorsun. Beni tatmin edecek, beni motive edecek herhangi bir unsurun yok. Ne edecek? Türkiye bayrağını gönderdi daldıracak. Yok ya. Sen dalgalandırdın mı bedavaya? Kimse bedavaya dalgalandırmadı yani. Ama çocukları biraz motive edeceksin, imkanları vereceksin, bir şeyler vereceksin ki o da zaten gururla çıkar, ülkesini milli arenada temsil eder. Çok da hoşuna gider. Özellikle vurgulayacağız değil mi Ünye'de olduğumuzu? Ünye kaçtı hocam? 52, 52 buçuk. Evet, orada Ünye'deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık, elinize sağlık. Bir sonraki görüşmede... Herkes Ünyeli mi ya? Aynen. Ulan maşallah. Ha? Ben Mersin'deyim. Mersin'den mi geldin? Ya okul için geldim de buraya. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Neresi? Tabii ki. Demir, genetiğin çok iyi spora başlamalısın diye selam olsun. Demir, genetiğin çok iyi spora başlamalısın. Sağ olun hocam. Hocam son 5 dakika. Tamam kalkıyor. Haydi acele, son 5 dakika. Uçak kaçıyor, uçak. Vallahi sizde kalırım ha. Efendim, Ordu maceramızın sonuna geldik. Bizim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Birazdan yola çıkacağız Ankara'ya doğru. Hava da şimdi hafif hafif kararmaya başladı. Hatta karardı gibi diyebiliriz. Çok keyifli, güzel bir geziydi, seyahatti. Güzel bir konuşmaydı. Tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videolarla alakalı yorumlarınız, sorularınız, merak ettiğiniz konular varsa onu da bu videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz efendim. Kapatıyoruz. Hazır mısın? Hadi. Saçlar nasıl? Harika. Bir sonraki videodan görüşmek üzere o zaman.